Şimdi herkes kurduğuna göre öncelikle biz Oracle'ımıza bakalım. Oracle XE. Masa üstünüzde şöyle bir şey olmalı. Tıkladığınızda şöyle bir şey olmalı. Görünüyor. Tamam, hata varsa şöyle yap. Şuradaki linki kendin yaz. Elle. Şuraya kadar da yazabilirsin. Çalıştır. Şimdi Oracle'ın yönetim tarafı web arayüzüyle yapılır. İster Enterprise olsun, ister Express Edition fark etmiyor. Veri tabanı yönetimini web arayüzünden HTML şeklinde tarayıcı üzerinden yapabiliyoruz. Bunun için Express Edition daha önce farklı bir arayüz olsa da şu an 11G ile birlikte Apex 4 sanıyorum bu. 3'ten sonraki versiyon bu şekilde oldu. Bu Apex yazılımı bizim uygulamayı yönetebilmemizi sağlıyor. Login olmamız lazım. Şimdi burada Oracle kurduğunuz zaman sizin ilk kullanıcınız yani DBA, sistem database yöneticisi kullanıcınız ORCL'dir. Şu şekilde. ORCL. Ama buraya ORCL yazmıyoruz. Bu bizim instance'ımızın adı aslında. Aynı zamanda. Altta zaten uyarıyor. Sistem olarak girebilirsin diyor. Database administrator rolüyle gireceksen diyor. Ben sistem yazıyorum. Şifre de kurulum sırasında yazdığım şifre. Login dedim. Burada detaylı olmayan basit özellikler var. Sistem olarak login olduktan sonra bunları görüyoruz. Tablespace dediğimiz bir kavram var. Bunlar Oracle'da her şey tablespace üzerinde yönetilir. Farklı farklı tablespace'ler vardır. Bunlar DBA konuları. Aslında şu an sizlik bir durum yok aslında geliştirme tarafında. Session tarafından veri tabanına oturum açmaktan bahsetmiştim. Bu SQL Developer'da ekran açıyorduk. Worksheet. O bir session'da oturumdu demiştim. İşte bunlar bu tür session'lar oluşturur. Biz de buradan bunları kontrol edebiliriz. Örneğin diyor ki Apex, bakın modül Apex diyor. Bu bir session açmış.
Burada bir select sorgusu çalıştırmış. Bunu görebiliyoruz. Gibi bazı bilgisayarlar var. Mesela bazı bilgiler var. Username HR diyor. SID'si yani Session ID'si 137. Command select komutunu çalıştırmış. Bir tane veri çekme sorgusu. Bilgisayarın adı Labs bilgisayar. Benim bilgisayarımın adı bu. Durumu inaktif. Nereden bağlanmış? SQL Developer aracından. Benim daha önce gönderdiğim select sorgusunu anlatıyor burada. Benim bilgisayarımdan bunu kullanarak bir sorgu hazırlamış select. Bu da HR'a yapmış diyor. HR kullanıcısında. Hatırlayın connection HR demiştim. Bu tür bilgiler var. Üzerine tıklayınca detay bilgiler var. Mesela hangi sorguyu çalıştırmışım? Direkt bunu yapmıştım ben. Bekleme, wait vesaire. Server detayları var. Şu anki durumun inaktif olduğunu bildiriyor. Bakalım. İstemci benim bilgisayarın bilgileri. Ve az önce gördüğümüz işte select olduğunu bildiren bir bilgi. Session bu işe yarıyor. Mesela bir uygulama sizin veri tabanına bağlandı. Buradan sorgular gönderiyor sürekli. Siz de bunun veri tabanından atılmasını istediniz. Yani bu kullanıcının veri tabanı bağlantısı kopsun. O zaman yapmanız gereken tek şey buradaki session'ı öldürmek. Onu buradan yaptırmıyor ama programsal olarak yapılıyor. O session'ı öldürdüğünüz zaman o kişi artık o session üzerinden sorgu gönderemez. Parameters'ta da Oracle'da bütün ayarlar parametreler üzerinde tutulur. Mesela DB Recovery File Dest diye bir parametre varmış. Bu bakın değer kısmında value'da şu yolu tutuyormuş. Bunlar kendi içerisinde kullanılan bilgiler. Yani siz de bu yapıları kullanarak bu parametrelerin değerlerini değiştirebiliyorsunuz, uygulama geliştirirken yazdığınız uygulamaya içerisinde değişkenler olur, parametreler. Bunların değerini değiştirdiğinizde ayar da değiştirilir, değil mi? Kendi yaptığınız sistemle değil. Burada da bu mantıkta bazı değerler veriliyor. Bunları değiştirebilirsin diyor. Yani PHP'ciler bunu bilir. PHP ini dosyası mesela. O mantıkta bir şey. Tipini gösteriyor. Açıklaması var. Gibi. Şimdi bunu indiriyorum. Biz programsal kısımlarına geçelim. Kurdunuz mu? Yani anlatmak istediğim buydu. Hemen Java'yı bırakın. Gördünüz mü? Bu Oracle'ın genel tavrı. Arayüz tarafına hiç ilgilenmiyor. Hasta mıdır? Psikolojik rahatsızlığım var bu adamın. Yani hiçbirinde öyle şey yok. Mesela hocam ama şimdi ben sorduğumda da sakinlik bildirmedi demişler. Öncelikle 4 versiyonundaki hatayı göstereyim. Yok siz o hatayı yapmayın.
3-2'yi kullanın. Birazdan ona döneceğim yine. Sadece açıp o hatayı göstereyim. Çok fazla hata gördüm, duydum bunda. Şu an kapatacağım bunu. Kapandı. Bak, gitti, görüyor musun? Şu an yok burada ama ekran enteresan. Bak. Böyle bir tuhaflık var, kullanamıyorsun. Özellikler müthiş olabilir de kullanamıyorum ki. Bayağı ben... Bir kere indirdim, demek ki ona da ilk kere indirdim. O yüzden bırakmıştım. Ne? Bir kere indirdim, bir şey kullanmıyordum. Şimdi onu kullanıyordum. Sonra onu indirmişim yanlışsın da demek ki. Bırakmıştım bunu ya. Ya bu çok iyidir ama işte bu ne bu ya? Kapatayım ben, girmeyeyim. Şeyi açayım. SQL Developer'ı kullandık. Biraz daha üzerinden bakalım. Bizim connection'ımızı açalım. Şimdi, normal tiplerimiz burada. Bir tane connection oluşturacağız diyelim. Öncelikle var olanı göstereyim. Benim daha önceden yaptığım. Bunun property'sine bakıyorum. Yok, siz şu an elde bilin. Buradan göstereyim. Bakın, öncelikle connection name vermem gerekiyor burada. Çünkü bunu kullanacak. Express Edition içerisinde HR'a bağlanacağım için bunu verdim. Username benim bağlanacağım kullanıcı adı. Onun da şifresini kullanırken verdiniz. Şu an sizde HR açık değil. Ona giriş yapamazsınız, şifresi yok. Ama sistemde var, sadece kilitli. Tamam. Bunu açmak için ne yapacağız? Öncelikle benim veri tabanına bağlanmam şart. Yoksa bunu açamam. Hani ORCL demiştim. HR bir kullanıcı. ORCL bizim sistem yöneticimiz. Her şeyi yapar. Onunla bağlanıp bunun kilidini açma yetkisini almam gerekiyor. Bunun için ne yapacağım? SQL Plus. Ha şunu yapabilirim. Buradan ORCL ile bağlanırım. Onunla açıp bu HR'ın kilidini açacak sorguyu çalıştırabilirim burada. Ama ben SQL Plus ile yapacağım. SQL Plus için CMD ekranını açıyorum. Başlattan CMD'yi açın. Oracle'da en çok hoşuma giden araç bu, basit araç. Bunun için özel bir eğitim seti hazırladım. Yani bütün şeyleri var. Şimdi buradaki sorguları buffer'a at, buffer'dakileri listele, RAM'de vesaire. Bunu script olarak yaz. Çok fazla komut var burada. SQL Plus'ın. Onları da YouTube kanalından bakabilirsiniz. Hangi var? Free beleş. SQL Plus eğitim seti. Zaten oynatma listelerine bakarsın. Şimdi burası sıradan bir CMD ekranı, herhangi bir şey yok. Benim öncelikle SQL Plus'a bağlanmam gerek. Bu da kolay. SQL Plus yazıp Enter dediğimde doğrudan görür. Artık benden kullanıcı istiyor. Kendisi SQL Plus gibi davranıyor burası. Benim ORCL ile ORCL kullanıcısıyla sistem yöneticisi olarak bağlanmam gerek. Sistem yöneticisi için kullanma şeklimiz şöyledir. Normal kullanıcı, örneğin HR ile bağlansak kullanıcı adı ve şifreyi vermek yeterli. Ama yönetici olarak bağlanacaksam diyor ki bunun SYS DBA olduğunu bana özellikle belirt. Bunu arayüzde de, SQL Developer'da da göstereceğim, orada da var. Buna mecbursunuz. Hani Apex'e de bağlanırken dedi ya, sistem kullanıcısı, yöneticiyle bağlanacaksan bana sistem de. Sistem yaz, ben onunla bağlayayım seni. ORCL'yi kabul etmiyorum.
Bana sistem de diyor orada. Şimdi enter username kısmına kullanıcı adını yazacağım. Kullanıcı adı ORC'li. As slash csdb ORC'li kullanıcısı db olarak bağlanacak dedim. Enter patlar çünkü ters. As csdb şimdi password istedi. Buraya da şifremi yazıyorum. Şifre görünmez. Görünmesini beklemeyin. Şu an yazdım orada. Karakter de göstermeye gördüğünüz gibi. Enter dedim. Connect. Bağlandı. Aha. Birkaç giriş yöntemi var. Giriş yaptınız mı? Şimdi burada bir test edelim. Çalışıyor mu? Gerçekten bağlandım mı? Şöyle bir count deyip from benim employees tablom vardı. Ama employees'e doğrudan employees yazarak bağlanamam burada. Sebebi ben ORC'li ile bağlandım. ORC'li sistem olduğu için bütün tabloları görür. HR içerisindeki bütün diğer şemalar içerisindeki hepsini gördüğü için sen bilinçli olarak HR içerisinde employees demen gerekiyor. Doğrudan HR ile bağlanmadım çünkü. HR employees. Burada bu komutun çalışması için enter'e basan oldu mu şu an? Uyanıklık yapan oldu mu? Yemedi. Yemez. Burada şöyle, yok. Bu SQL Plus'ın bir özelliği. Diyor ki, bu sorgunun bittiğini göstermek için ya noktalı virgülle kapat, tek satırda çalıştıracaksan, ya da bunu yapınca çalışır. Öyle yaparsan aşağı iner ikinci satıra. Burada da eğer burada yapacaksan bu şekilde yap. Slash işareti koy. Şimdi bastığında çalışır. 107 kayıt varmış employee'ler içerisinde çalışanlarda. Onların toplamını count ile aldım. Yaptığım basit bir sorguydu. Count fonksiyonunu kullandım. Toplama işlemi yapıyor. Demek ki benim burada yapmak istediğim şey gerçekten bağlanmışım. Tamam biz buraya kadar. Sizde de çalıştıysa sorun yok. Şimdi de kilidimizi açalım. Veri tabanında, bakın gene SQL standartlarında, herhangi bir veri tabanında, SQL Server dahil, bir nesneyi değiştirmek için alter kullanılır. Oluşturmak için create, değiştirmek için alter, alter, silmek için drop. Veri tabanında nesne oluşturmak için create, değiştirmek için nesnenin yapısını değiştirmek için alter, silmek için drop kullanılır.
Şimdi ben değişiklik yapacağım için alter kullanıyorum. Kullanıcının yapısını değiştireceğim. Yapısı da kilidi. Alter user, burada nesnemiz user. Kullanıcı. Kullanıcının adı HR. Account hesabını kilidini aç. Unlock. Ben ORCL ile bağlandığım için CSDB olduğumdan dolayı bunu yapma yetkim var. User altered. Artık bitti. Kilitlemek için bu kadar. Açalım kilidini. Ama bunu yaptık, sorun yok. Ama şifresi yok şu an. Benim şifre atamam lazım buna. Şifreyi de gene kullanıcıyı değiştireceğim. Alter user HR identified by yeni şifre. Şifrenin de değeri bu. Alter user kullanıcının adı identified by şifre. Haftada bir gün çalıştır. Artık benim ORCL kullanıcısına ihtiyacım yok. Disconnect olayım. Disconnected dedim. Disconnect. Şu an veri tabanı bağlantım koptu. Yalnız dikkat ederseniz ben halen da SQL içerisindeyim. Yani sorgu yazabiliyorum doğrudan. SQL yazıyor bakın başında. SQL Plus'tayım. Buna demek ki yine SQL sorguları gönderebilirim. SQL Plus. Farklı bir şekilde bağlanmak istiyorum. Mesela burada şu yöntemi kullandık. ORCL as vesaire. Bu sefer diyorum ki Connect ile de bağlanabilirim. Disconnect beni bağlantıyı kopardığına göre Connect deyip HR slash şifre Enter Connect. Disconnect. Büyük yaz. Şimdi aynı sorguyu çalıştırayım. Select count users from. Bu sefer bakın başına HR yazmadım. Çünkü HR ile bağlandım zaten. ORCL değil bu. Bu şekilde HR kullanıcısını da açmış olduk. Bunu da disconnect edip bu connect yöntemiyle bir de ORCL ile nasıl bağlanırız ona bakalım.
disconnect. Connect. ORC'de. SCS. Benden şifreyi istiyor bu şekilde yazdığımda. Gene connects. SQL Plus genel olarak DBA'leri kullandığı bir araçtır. Yani geliştirme araçlarına çok ihtiyacı olmayan, genelde sorgular yazan, işte backup'lar yapan, hazır daha önce hazırladığı SQL dosyalarını buradan sadece çalıştırarak işleten kişilerdir. Onlar genelde bu tür daha pratik olan araçları kullanırlar. Burayı gördük sanıyorum. Anladınız nasıl çalıştığını. Çok detayları var. Buranın özel ayarları var. Yönetebileceğiniz. Onları da benim gibi videolardan, benim videolardan bakabilirsiniz. Şimdi sorgularımıza bakalım. Ha, burada connect işlemini yapacağız. Onun için açmıştık. Benim daha önceden var. Yalnız size şöyle göstereceğim. Connection'a sağ tıklayın. New connection. İsim verin bağlantıya. Ben vermeyeceğim. Benim var şu an. Siz verin. Benim şurada var bakın. Hazırda. Benimki bu. Username HR. Buna bağlanacağız. Bir tane şifre belirleyin. Düzeltiyorum. Şifre yaptık zaten. Belirledik az önce. Onu yazın. Burası basic. Şimdi durum şu, eğer ORCL için bir bağlantı oluşturuyorsanız rol SES DBA olmalı burada. Yoksa default. Biz burada HR ile bağlanacağımız için default. Sistem yetkisi DBA olmalı burada. Hani şuradaki HR'da mı? Yetkili olarak bağlanmak için buna ihtiyacım var. DB olduğunu bilmiyor. Mesela burada da öyle yaptık bak. ORCL as CS DB. Hostname localhost. Portumuz standart Express Edition'ın 1521. SID bu da standarttır. İlk kurulumda. Mesela Enterprise kurduğunuzda bunun adı ORCL'dir. Unutmayın. Enterprise'de ORCL olur bu. Sonradan hepsini yaptıysanız test deyip status kırmızı değilse tamamdır. Success. İşte bu başardık. Tamamdır. Save diyeyim buradan. Kaydedin. Şurada görünsün. Sonra connect. Biliyor. Sonra da alter user connected dediyse
Neredesin şu an? Peki, ben employee ID'si 100 olan kaydı istersem ne yapacağım? Bütün veri tabanı yönetim sistemlerinde ortak olan karşılaştırma operatörleri vardır. Birçok operatör vardır. Bunların da içerisinde karşılaştırma operatörleri bizim işimizi görecek. Ondan önce bunlar neyle kullanılır? Ona bakalım. Select yıldız from employees. Bundan sonra artık veri elimde, ekstradan ver diyorum. Bir şeyle karşılaştıracağım. Karşılaştırma için ver keyword'ü olmazsa olmaz. Last valid olmayan olan düzeltiyorum. Şurası tek olacak. Valen Employee ID'si 200 kaydı getirdi. Bu tek bir tane kayıt getirdi ama birden fazla soyadı Valen olsaydı onları da getirirdi. Şimdi tüm kayıtları getiriyorum. Bakın burası önemli. Şurada Stephen King var. Employee ID'si 100. Ben diyorum ki öncelikle şunu da belirteyim. Last name eşittir dedim. Bu benim karşılaştırma operatörüm. Metinsel bir arama yaptığım için tek tırnaklar içerisinde yapmam gerekiyor bunu. Nümerik olsaydı sağ tarafı yok sayın. Şu şekilde yapabilirdim. Mesela bir olanı getir. Aynısını diyeyim ki employee ID'si 100 olan. King. Peki, Stephen King hariç tüm kayıtları getir deseydin. Olmayanını getireceğim şimdi. Olmayan. Kayıt ya da kayıtları getir. Bunun için sadece operatörüm değişecek. Küçük, büyük.
eşit değil operatörü. Bunu yaptığım zaman bakın 101'den başlıyor artık. 100 yok. 100 Stephen King'ti. Buradaki ilk kaydımız. Tekrar bakın. Stephen filtre uygulayınca aynısını yüzde eşittir yaparak da kullanabilirim. Bu da eşit değil anlamında. İkisi de aynı şeyi gerçekleştirir. Yok. Şu mu? İkisi de aynı. Biri 100, biri 100. Şöyle. Şöyle geldi bu. Kapatayım bunları. Bak. Bunların ikisi ayrı iki sorgu. Sonuçları da ayrı geldi. İki tane. Birinde 101 var, 100 yok. Öbüründe de 101 yok. Bu da mesela SQL sorumlu olsaydı orada da aynı sonucu verirdi. Alt alta gösterirdi iki sonucu. Ayrı bir şekilde tabii. Çünkü ikisi de ayrı result setler. Employee değeri 100'den ya da 105'ten küçük olanlar. 100'lük olan kayıt ya da kayıtları getir. Tahmin edebilirsiniz bunu. Matematikte gibi küçüktür işareti. Dikkat ederseniz 105 yok. Sadece küçük olanlar var. Aynısını kopyaladım. 105'ten büyük olanlar. Operatörü değiştirdim sadece. %6'dan başlayarak yukarı doğru geldi.
Peki. Bunu mesela şöyle deseyebiliriz. Ben 105'ten küçük ya da büyük olanlar gelsin dediğimde 105'i dahil etmiyor. Dahil etmek istersem de büyük küçük eşittir ya da şöyle büyük eşit küçük eşit dediğimde tamamdır. Tarih sorgulama da önemlidir. Tarihte metinsel değer gibi sorgulanıyor. Mesela 21 tarihinde işe giren çalışanları nedir? Here date sütunu bu işi yapıyordu. İşe giriş tarihi tutuyor. 21 06 2007. İki çalışan. O tarih formatı tabii. Tire, slash, nokta. Şimdi patladı. String olarak veriyorsun ama aptal değilim diyor. Mesela bu gün, ay, yıl. Aya 26 verdiğimde date olarak tarih. Tamam ben doğru diyorum. Burası string olarak versek bile tek tırnak stringtir aslında. Öyle versem bile tarih formatı 12'yi geçemez diyor. O yüzden hata veriyor. Veri tabanı programlamada şunu unutmayın. Yapacağınız en fazla kullanacağınız ve en karmaşık sorgular her zaman select sorgular olacaktır. Veriyi seçme, veri çekme sorguları. Silme, güncelleme vesaire bunlar şey. Zaten kapasitesi belli. Ne yapacağım belli. Bir tane değil, 10 tane veri ekle. Önemli değil. Yapı aynı. Bir tane değil, 10 tane sil. O da önemli. Karşılaştırma operatörleri bu şekilde. Çok sık kullanacak ver işlemleri.